Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 6 bini e aştı. Binlerce kişi ise hala kayıp. Daniel Kasırgası son günlerde Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'da en az 27 can almıştı. Selin vurduğu yerleşim yerlerindeki hasar uydudan da görüntülendi. Yetkililer Libya'yı vuran Daniel fırtınası nedeniyle 5000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Binlerce kişiden haber alınamadığı için kurban sayısının hızla artabileceği uyarısında bulunuldu. Sel felaketi şiddetli yağışların ardından iki barajın yıkıldığı Derne kentine büyük hasar verdi. Birleşmiş Milletler siyasi olarak bölünmüş ülkede yardım ekiplerinin seferber edildiğini söyledi. Derne'de hayatta kalanlar yaşadıkları korkunç deneyimi paylaştı. Kaçarken küçük kızına tutunan 31 yaşındaki Noria El Hasadi hayatta kalmalarının mucize olduğunu söyledi. İki çocuk annesi 41 yaşındaki Safya Mustafa bina çökmeden önce evlerinden kaçmayı başardı. 10 yaşındaki oğlu Obayi hayatta kalmaları için Tanrı'ya dua ettiğini söyledi. Derne Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Madrot kentin en az %20'sinin yok olduğunu söyledi. Madrot yıkımın nedeninin kentteki altyapının zayıf olması ve birçok binanın nehre yakın dar sokaklarda toplanmış olduğunu belirtti. Açıklamada sel felaketinde ölenlerin kayıpların sayısına bağlı olarak 18 ila 20 bine ulaşabileceği belirtildi. Öte yandan dernede defnedilenlerin sayısının 2090'a ulaştığı, bunlardan 1100'ün ise kimliği belirlenemeden toprağa verildiği belirtildi. Derneği vuran sel felaketinden geriye kalan yıkım uydudan da görüntülendi. Bazı bölgelerde suyun çekilmesiyle yıkımın boyutu gün yüzüne çıktı. Kentin dörtte birinin tamamen yok olduğu belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Fidan, Mersin limanından da Libya'ya insani yardım koridoru oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.